ikilem pandeminin biraz öncesinde filizlendi. Ama bunun daha da evveliyatı var. Biz beraber medya sektöründe müzik yapıyorduk. Yaklaşık 10-15 senedir. Uğur hala tam gaz devam ediyor. O süreç içerisinde 2013'lerde, 2014'lerde böyle minik minik besteler, kağıda yazmalar, telefona kaydetmeler ufak ufak böyle şeyler başlamıştı zaten. İşte 2019'un başlarında artık bunları bir kaydedelim, bir masaya atalım bakalım neler varmış, bir mutfak aşamasına girelim diye karar verdik. Ondan sonra bayağı besteler yaptık. Sonra pandemi girdi. Biz pandemiyi beklemeden, daha doğrusu herkes bir çekilmişti pandemi girdi diye, ne olacak dünyanın hali gibisinden. Biz ilk single'ımızı pandemide yayınladık. Hem de pandeminin tam başında yayınladık. Oradan beridir bu serüven devam ediyor. Kaygılarımız tabii ki vardı, herkes gibi. Bir de ilk şarkımız, hani çıkaracağız, nasıl olacak? Ama biz öncesinde yaklaşık böyle bir buçuk sene falan çalışmıştık yayınlayacağımız şarkılarla alakalı, soundla alakalı. O yüzden çok da beklemek istemedik. Yani yeterince zaten beklemiştik. Biraz da şeyiz, yani hani su akar yolunu bulur felsefesinde insanlarız. O yüzden çok da üstüne düşünmeden direkt paylaştık. İyi ki de paylaşmışız bu arada. Evet, aslında şöyle bir totemimiz var bizim. Ben kısaca ondan bahsedip Serhat'a devredeyim. Serhat hazır olduğunda, yani besteye eğer yine bizden çıktığı için 3 aşağı 5 yukarı dinlenebilir bir hale getiriyor. Bir kaba bir demosunu hazırlıyor. Ve bir gün bana ansızın şarkıyı atıyorum sana diye bir mesaj atıp, gece vesaire, o hiç belli olmuyor ne zaman atacağı, atıyor. Ondan sonra bende çok başka bir şey başlıyor serüven. Genelde de çok heyecanlanıyorum. Yani beraber çalışmamız dışında da çok beğeniyorum müzisyenliğini ve üretim tarzını Serhat'ın. Sonrasında çok keyifli bir süreç başlıyor. Yaklaşık bir ay minimum sürüyor bizim o stüdyo sürecimiz. Onun öncesini ben de genelde merak ediyorum. Yani şu anda da bekliyorum mesela, bir şeye çalıştığını biliyorum Serhat'ın. Hatta yolda da onu konuştuk, yani sen hazır olduğunda atarsın falan diyorum ona. Çok ilginç bir süreç. Öyle, evet. O zaman biraz bahsedersin, şarkılar nasıl çıkıyor ortaya? Biraz da totemimiz gibi oldu bu arada. Ben de çok üstüne gitmiyorum, hadi gönder artık diye. Yani işte demonun demosu diyoruz biz ona. Bir öncesi yani. Hazırlığın da bir öncesi. Onu da kayıt altına alıyoruz. Yani bu özel seçilmiş bir sebep değil. Biraz böyle sihirlere inanıyoruz ikimiz de. İlk başından beri böyle gidiyor. Hep de böyle bu formülü devam ettiriyoruz. Yani formül tutuyor diye değil aslında, hiç alakası yok. O biraz böyle inanmışlıkla alakası var. Sonra demoyu tekrardan tabii ki de beraber Uğur zaten hepsini, Uğur Ateş aranje ediyor. Ona sunuyoruz ve ondan sonra masaya, yani %80'i bitmiş bir şekilde oturuyoruz şarkının. Başı sonu belli bir şekilde. Şimdilik böyle çalışma sistemimiz, evet. Yani paylaştığımız müzikte aslında ilk etapta bizim dikkat ettiğimiz tek bir şey var, samimi olmak. Yaptığımız bütün şarkılarda da, çektiğimiz kliplerde de özellikle özen gösterdiğimiz şey samimi olmak. Bundan kastımız da şu, zaten çok farklı işler yaptık Serhat'la, yani hani ikilem bir araya geldiğinde bir şey yapıyor gibi gözükse de aslında biz hep vardık o sektörün içerisinde bir şekilde. Ve tam olarak aslında yapmak istemediğimiz şeylerden sıyrılıp ikilemle bir şey yapmaya başladık. O yüzden hiçbir düşüncesi olmadan, çünkü bize de geliyor hani bir formülü var mı ya da bir şey, hiç öyle bir şey yok. İşte anlattığımız totemler gibi ve basit, herkesin hayatında olan şeylerden var aslında. O yüzden aslında temel şeyimiz, isteğimiz o samimi duygumuzun karşı tarafa geçmesi. Çok şükür onun da geri dönüşlerini gerçekten böyle çok samimi bir şekilde aldık. O yüzden çok mutluyuz. Onun dışında her şey aslında bizden çıktıktan sonra dinleyiciye kalıyor. Evet, onların bileceği diyelim, yani hissedeceği duygular. Serhat onu birazcık daha teknik ve güzel yorumluyor. Ama evet, çok daha oturduğunun biz de farkındayız. O yüzden çok mutluyuz yani. Serhat o işin daha teknik kısmını anlatırsa. Yani çok net bir çerçeve çizmiyoruz. En başından beri böyleydi. Çok soruluyor bu soru. Ama
bir şey demek gerekiyorsa, ki demek gerekiyor bazen, platformlara da bir şey demek gerekiyor, bir janra söylemek gerekiyor. Alternatif pop diyorum ben. Çünkü içinde pop tınıları da var, şüphesiz, ve alternatif tınılar da var. Dinlediğimiz müzikler ya da kullandığımız enstrümanlar kayıtlarda zaten hepimizi o yönlere doğru götürüyor. Feyz aldığımız insanlar var, üstadlar. Bunlar hep müziği etkileyen şeyler. Taklitle başlıyor her şeyin başı, biliyorsunuz ki. İşte esinleniyoruz, her yerden bir şey buluyoruz ve kendimizden de tabii ki birikimlerimizden de bir şeyler katıyoruz ve genel çerçeveyi ben böyle çiziyorum, alternatif pop diyebiliriz. Evet, hep öyleydi bizim için. Yani öbür türlüsünü çok da bilmiyoruz. Bu Saatten Sonra şarkısını çok sevdiğimiz arkadaşımız Harun Çelik'ten aldık, söz ve müziğini. Aranjesini yine biz yaptık. O da güzel bir his tabii. Ama yani ikilem için bir şey düşünmüştü sağ olsun ve hemen atladık şarkıya. Onun dışındaki her şey bizden çıkıyor. Diğer şarkılar öyle oldu. Rahat hissediyoruz kendimizi. Özgür hissediyoruz öyle durumlarda. Bence çok zevkli. Yorucu, doğru yani, ama çok zevkli. Diğer türlüsünü muhtemelen bu arada çok da beceremezdik gibi geliyor bana. Bunun rahatlığına da çok alıştık çünkü ya. Ciddi bir konfor alanı var çünkü o işin bütün ilk prosesini diyeyim kendi aramızda hallediyor olmanın. Yoksa çok kıymetli müzisyenlerle çalışıyoruz. Yani sonraki süreçte iş değişiyor. Ama fikir aşamasında zaten yani %80'i hazır bir şekilde başlıyoruz. Yani Serhat öyle getiriyor besteyi. Her şey belli oluyor, bütün trafiği. Biz sadece böyle keyifli resim yapar gibi işte buraya bu rengi mi koysak, şuraya şunu mu çizsek, böyle şeylere karar veriyoruz. Ya çok var yani. Ben bu ara mesela hemen sayabilirim, Müslüm Gürses çok dinliyorum. Tekrar dinlemeye başladım diyeyim hatta. Erkan Oğur dinliyorum tekrar aynı şekilde. Ve soundtrack çok dinlerim ben. Yurt dışında yayınlanan işleri, özellikle yeni çıkan dizilerin, filmlerin müziklerini. Bu arada tekrar Hans Zimmer, Dune'un müziklerini sıklıkla dinliyorum. Ben de bu üçü şu an listemin başında, evet. Yani 60'lar, 70'ler sürekli benim başucumda, her zaman. Hiç eskimiyor. İşte Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd gibi. Burada var Anadolu Pop, Anadolu Rock üstadları, Moğollar. Hardal keşfetti. Bizimize de çok yatıyoruz. Evet. Var. Şunu dinlesene. Hardal diye bir grup. Erkin Koray. Böyle gidiyor. Seviyoruz ya. Dinlemeyi de seviyoruz yani. Ya şöyle, aslında şu an daha çok üretmenin heyecanındayız. Çünkü çok yeni olduğumuzu düşünüyoruz. Ama tabii ki ilerleyen dönemle alakalı böyle şey, kesin net bir şeyimiz yok. Yolculuk planımız yok. Tek net olan kısım üretime devam etmemiz ve üretmemiz. Bir cover bence sahnede, zaten bu arada konserlerde sıklıkla çalıyoruz. Çok da keyif alıyoruz çalarken. Kişisel olarak söyleyeceğim, ben mutlu olurum yani bir tane güzel bir arabesk cover ikilem sounduyla güzel olur. Serhat biraz iyi bu konularda, çok şey. Ya var tabii ki, şöyle var. Bir tarih kesinlikle yok kafamızda, ama yeni başladığımız şarkılar var düşündüğümüz. Serhat'ın yine yaptığı bir şarkı var, bestelediği. Bir gündemimizde olan net şekilde o var. Ama tarihiyle alakalı geçemem senden, çok taze olduğu için bir şey öngöremiyoruz. Ama bizim şeyimiz, hayalimiz, ümidimiz çok kısa zamanda, Ağustos gibi hatta, bunu yine Avrupa Müzik Etiketi'yle yayınlamak.